Kripto para dünyasından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün arkadaşlar BTC'de görmüş olduğum formasyonlar dışında tehlikeli görmüş olduğum bazı durumlar söz konusuydu. Bununla ilgili sizleri uyardım ve gerçek manada uyarıların da yersiz olmadığı ortaya çıktı. Çünkü görmüş olduğum bazı detaylar önemliydi ve bu detaylar doğrultusunda da arkadaşlar aşağı yönlü bir hareket geldi ki altcoin'lerde de daha fazla ezilmeler gördük. Bunun arkadaşlar tam 14 saat önce sizlere paylaştığım bu video Bitcoin ve altcoin'ler tehlikeli alanda sert düşüşler gelebilir diye ve gerçek manada da önemli bir uyarı videosu olduğunu da belirttim sizlere. Ve oluşabilecek senaryolar doğrultusunda sizlere genel açıklamalarda bulundum. Ve senaryolar doğrultusunda görmüş olduğunuz gibi bulutun alt bölgesine kadar geldik. Şimdi burada var olan çok önemli detaylar var. Bu detaylara geçmeden önce de söylemek istediğim birkaç bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu piyasada yükselişler olduğu gibi düşüşler de gayet normaldir. Öncelikle bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Gerçek manada son düşüşlerde büyük zararlar gören, likit olan birçok arkadaşımız olduğunu da biliyorum ki gün içerisinde yüzlerce mail alıyorum bununla ilgili. Bu piyasada yapılması gerekenler çok basittir aslında. Ama bunun çok iyi algılanması gerekir. Her zaman size söylediğim gibi bu piyasada eğer psikolojinize sahip olabiliyorsanız, bu piyasada belli oranlarda tekniksel verilere sahipseniz bu piyasadan para kazanmamanız mümkün değil. Kazanırsınız. Bu çok net bir şey. Bu piyasada fırsat her zaman var. Az ama önemli olan belli oranlarda kar realizasyonları yapabilmeniz arkadaşlar, önemli olan hayalperest olmamanız, yani ütopyacı olmamanız gerekiyor. Büyük hayallere kapılmamanız gerekiyor. Bir anda köşeyi dönme hayallerinden öncelikle vazgeçmeniz lazım. Yani realiteler üzerinden ilerlemeniz gerekiyor. Ben bugüne kadar yapmış olduğum bütün paylaşımlarda özellikle realiteden, özellikle matematikten, özellikle tekniksel veriler konusunda sizlere elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım ve anlatmaya çalıştım. Bu işin en önemli kısmının tekniksel veri olduğunu, çünkü yol, eğer sizin bir dümeniniz yoksa, bir gemiyseniz, dümeniniz yoksa arkadaşlar, bunu piyasaya uyarladığımız zaman da arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. İşte arkadaşım söyledi ben şu coin'i aldım. Öbürü söyledi işte birinin abisi şunu söylemiş. Yok YouTube'da biri şunu söylemiş. Ben de buna dahil arkadaşlar. Kendiniz yapacağınız yatırımlara sadece siz karar verebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, sermayenizin tamamının hiçbir zaman işlemde olmaması gerekir. Bu iki. En önemlilerinden birisi de psikolojinize sahip olabilmeniz. Gerçekçi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir anda bu piyasada zengin olma hayallerinden vazgeçip bu piyasada en önemli olan detaylardan birisi de kazandığınızı kaptırmamak. Eğer siz kazandığınızı vermiyorsanız sizden daha başarılı hiç kimse yoktur. Bakın bunu asla unutmayın. Önemli olan elde ettiğiniz karları bu piyasaya geri vermemektir. Bu piyasada sizlere kaşıkla veriyorlarsa bilin ki kepçeyle çıkartacaklardır. Bunun alternatifi yok. Neden? Da kazanmanın tek kuralı nedir arkadaşlar? Biri kaybedecek ki siz kazanacaksınız. İşte o kaybedenler de kazananlar da şu an için tamamen bizleriz. Bunun dışında bu işi yöneten, bu işte büyük paralara sahip olan büyük sermayedarlar var arkadaşlar. Bunlar birileri balina der, birileri başka bir şey diye, bu hiç fark etmez. Onlar asla kaybetmez. Bu piyasada para kazanıyorsanız, bakın en önemli detaylardan birini size söylüyorum. Para kazandıktan sonra hayaller kurmaya başladıysanız akşam, para kazanmaya başladınız, sermayeniz yükselmeye başladı. Her açtığınız işlem mükemmel bir şekilde gidiyor ve çok mutlusunuz. Hayaller kurmaya başlarsınız arkadaşlar. İşte o hayalleri kurmaya başladığınız günden sonraki günler en tehlikeli günlerdir. Bu çok net bir şey. Hayalleri kursağınıza tıkarlar. Bu kadar basit. Bu yüzden tekniğe, matematiğe her zaman güveniniz olacak. İşlemi nereden açacağınızı, işlemi nereden kapatacağınızı bilmezseniz, aç gözlü olursanız, bakın en önemli unsurlardan bahsediyorum sizlere. Ve doğru yerde doğru zamanda kar alıp çıkmasını bilmezseniz arkadaşlar, sonra piyasa düştüğü zaman elinizdeki karları boş verin, elinizdeki sermayeden de olur, sadece seyredersiniz. Ve psikolojinizi de yitirirsiniz, aile düzeniniz de bozulur ve bunun gibi bin ton şey. Bununla ilgili bu bilgileri daha önce de sizlere paylaşmıştım. Elimden geleni de paylaşmaya çalışıyorum. Burada iyi bir hareket yakaladığım zaman da sizlere paylaşmaya çalışıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Tekrar söylüyorum. Bu piyasada fırsat bitmez. Bir kural var. Doğru yerde, doğru zamanda bulunabilmek arkadaşlar. Bunun için de görmüş olduğunuz gibi tekniksel veriler var, matematiksel veriler var. Ben hayatım boyunca sadece bu veriler üzerinde hareket ettim. Tabii ki temel analiz de önemlidir. Bunu asla es geçmem. Ama benim için öncelik tekniksel analizdir arkadaşlar. Çünkü birçok şeyi kendi içerisinde barındırır. Ben işlemimi açarım, stopumu koyar, beklerim. Şimdi bu kadar şeyi anlattıktan sonra arkadaşlar genel manada Bitcoin'e başlayacağım. Altcoin'lerle ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Neden? Şu anda tamamen her şey Bitcoin odaklı ilerlediği için altcoin'lerde işte şurada destek, şurası direnç demek çok da faydalı olacaktır diye düşünmüyorum. Sadece şu konuda faydalı olabilir. Yani BTC toparlandığı zaman önemli destek bölgelerine gelen coinlerde çok daha fazla hareketlilik yukarı yönlü olabilir. Bu açıdan momentumların da iyi takip edilmesi gerekir.
Şimdi Bitcoin ile başlayacağım arkadaşlar. Bakın 64.647 bölgesi benim için daha önce sizlere de paylaşmıştım. Hem kullanmış olduğum kanalın orta bölgesiydi hem de ana direnç olması açısından çok önemliydi. Bunu daha önce sizlere belirttim. Ve daha önceki tepe bölgemizi geçtikten sonraki kırılım geldikten sonra işin renginin değişeceğini, özellikle de kullanmış olduğum indikatörde Fibonacci ortalaması diye kullanmış olduğum şu kırmızı indikatörün kırılımı benim için çok daha tehlikeli olacağından bahsetmiştim ki düşen trende doğru bir iğneleme geldi kırılımdan sonra. Retest bile edilmedi. Bu güçlü bir satış baskısı olduğunu gösterir ki eğer retest edilmiyorsa akabinde görmüş olduğunuz gibi çöküş gelmiş durum. Size zarfında gelgitler yaşandı. Gelgitler yaşanırken de altcoin'lerde belli oranlarda yine hareketlilikler vardı. Az da olsa bunların birçoğunu yine yakalamayı başarabildik. Bu saatten sonra yapılması gereken özelliklerden birisi. Bakın 64.647 bölgesi nasıl güçlü bir dirençse 47.000 bölgesi de o kadar güçlü bir destektir arkadaşlar. Bunu net belirtmek gerekiyor. 47.000 bölgesi şu süreç içerisinde kırılmaz. Bu alanlar içerisinde kalmayı başarabilirse biz altcoin'lerde kısa sürede tekrardan bir toparlanma görebiliriz. Ama bakın şu an için bir anda gemiye binmek doğru olacağını düşünmüyorum. Bu kendi şahsi fikrim. Bu yüzden her zaman temkinli ilerlemek gerekiyor. Benim için 47.000 bölgesi tekrar tekrar belirtiyorum ki önemli bölgedir. Şu an için bakın indikatör açısından değerlendirdiğim zaman şu görmüş olduğumuz alana 50.000 bölgesinde bir kırmızı çizgi atmış durumda. Küçük bir nokta olarak şu an için görünüyor. Tam olarak göremeyebilirsiniz. Hatta çizgisel grafiğe getirdiğim zaman bakın rahat bir şekilde görebiliriz. 50.500 bölgesinde şu an için bir çizgi atmış durumda. Yani oraya bir destek atmış durumda. Ve şu an için günlükte bu bölge kırılmaya çalışılıyor. Burada önemli olan unsurlardan birisi Ichimoku bulutunun geçmiş olduğu dip bölge arkadaşlar. 49.314 bölgesi. Bugünlük kapanışı bulutun içerisinde mi olacak, dışında mı olacak? Bunun takip edilmesi önemli. Bizim için şu an için ana unsurlardan birisi bu. Eğer bu bölge içinde bir kırılım olursa retest için tekrar yukarı yönlü, yani altında olursa retest için yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirebilir. Bu da yarın altcoin'lerde yeniden bir toparlanma kısa vade olabileceğini gösterir ki akabinde tekrardan düşüş gelebilir. Bu yüzden temkinli ilerleyeceğiz. Çünkü bizim için şu görmüş olduğumuz mavi alan kırılmış. Bu alan pazar günü de kırılırsa pazar günden sonra birkaç gün retest için veya bir hafta retest için belli oranlarda altcoin'lerde toparlanma görürüz. Tabii ki bu görmüş olduğumuz kırılımın nerede bittiğinin de çok büyük önemi var ki zaten bunlar geldikten sonra sizlere detaylı bir şekilde paylaşırım. Akabinde bu hafta retest haftası olarak geçebileceği için altcoin'lerde gerçek bağlamda BTC sadece belli bir alana sıkışacağı için mükemmel hareketlilikler görebiliriz. Bakın bunlar birer senaryodur. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Ama akabinde tekrardan yeni bir çöküş bizi bekler diye düşünüyorum. Bu yüzden de dikkatli hareket etmek gerekiyor. Çünkü bu bölgenin günlükte konfirme olması, haftalıkta konfirme olması çok önemli bir bölge. Akabinde bana göre 42.000 bölgene kadar gidebilir. Ama şu an için bu pazartesiden sonraki kullanmış olduğum yani senaryolardan birisi. Bu açıdan değerlendirdiğim zaman bugün günde bugünlük özellikle mumun nerede kapatacağı çok önemli. Destek bölgesi üzerinde de kalabilir. Ichimoku bulutu altına da sarkabilir. Yani gerçekten önemli bölge. Ama tekrar tekrar belirtmek istiyorum. 64 bölgesi ne kadar güçlü bir dirençse 47 bölgesi de o kadar güçlü bir destektir. Hatta 47 bölgesinin 47.400 bölgesine geldi ama 47 bölgesi tam olarak test edilmiyor. Ve burada diğer göstermek istediğim diğer bir unsur da bakın şu görmüş olduğumuz iğneli bölgeler. Şuradaki bölge. Bu bölgenin de şu an için özellikle daha önce alıcı bölge olarak şurada satıcıydı. Bu alan boşaltıldıktan sonra yukarı yönlü hareket. Tekrardan bu alana gelince alıcılar tekrardan bu bölgede bekledi. Tekrar yukarı yönlü hareket. Ve şu anda şu görmüş olduğumuz alan boşaltılmaya çalıştı. Bu da şu anlama gelir arkadaşlar. Boşaltıldıktan sonra fake hareketler gelir. Ve buradaki alıcı olan grubun tamamen satıcıya dönmesi olayın rengini değiştirir. Bu yüzden haftalık ve günlük kapanış özellikle bugün biraz daha değerlidir. Çünkü şu görmüş olduğumuz alan günlükte kırıldı, retest edildi, aşağı yönlü sert geldi. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum özellikle şu an için. Bu süre zarfında arkadaşlar tekrar tekrar belirtmek gerekirse 47.000 bölgesi önemli, çok çok önemli bir destek bölgesidir. Alan kırılırsa eğer bu alan altında kapanışlar gelirse bundan sonraki bana göre en önemli destek bölgesi 42 bölgesidir. Oranın şu an için çok sert kırılabileceğini düşünmüyorum ben kendi adıma. Bunlar kesinlikle ifade eden şeyler değil. Olasılıklar üzerinden konuşuyorum. Burada arkadaşlar 42.000 bölgesine kadar bir gerileme olursa bundan sonra sert tepkiler gelebilir. Yani yukarı yönlü. O yüzden bu bölgelere doğru bir sarkma olursa akabinde bu bölgelerin çok ama çok dikkatli takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Saatliklere geldiğimiz zaman momentum hala düşük. 49.000 bölgesi kırılmış. Retest edilmeye çalışıyor. Akabinde tekrardan 47.000 bölgesi test edilebilir gün içerisinde. O yüzden dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Tekrar belirtiyorum. 47.000 bölgesi günlükte değil haftalıkta kırılması gereken
ana destek bölgelerinden birisidir ve çok önemlidir ve çok güçlü bir destektir. Bu bölgede kırılırsa işin rengi çok daha değişmeye başlar ve özellikle haftalıkta zaten 50 bin bölgesi geçirirse belli oranlarda bir düşüş furyasının bizi bekleyebileceğinden bahsetmiştim ki trend dönüşümü açısından bu bölgenin çok önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere. Bu yüzden 47 bin bölgesini çok iyi takip edeceğiz. 47 bin bölgesi eğer aşılmazsa bu hafta içerisinde, yani haftalık mum kapanışı gelmezse bizim için mükemmel olur. Gelirse de önümüzdeki haftalarda toparlanma açısından bir süre, en azından kayıpları bir süre alabilmek açısından, toparlanma açısından retestlerle altcoin'lerde sert hareketler gelebilir. Bundan iyi bilinmesi gerekiyor. Ama bu bölgelerin içerisinde konsolide olabilirse benim en çok seveceğim şeylerden birisi bu olabilir. 51 bin bölgesiyle 47 bin bölgesi arasında sadece bir hafta bile konsolide olmayı başarabilirse gerçek manada bir hafta içinde bazı coinlerde 100, 300, 400 lira varan hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir. Bu açıdan da gerekli gördüğüm durumlarda sizlere uyarı videosu çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şu an için söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.